6. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Cevapları. Sayfa 27 Sevgi Yayınları, ulaşabilmek ve dersinizi kolayca yapabilmek için aşağıdaki yayınımızı mutlaka inceleyiniz. 6. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Cevapları. Sevgi Yayınları Sayfa 27. Her yeni ay evresinde güneş, dünya ve ay aynı doğrultuda olsaydı bir yılda kaç kez güneş tutulması gözlenirdi? Cevap, ayın dünya etrafındaki dolanma süresi 12 aydır. Ayın yeni ay evresi her ay gerçekleşmektedir. Her yeni ay evresinde güneş, dünya ve ay aynı doğrultuda olsaydı, bir yıl 12 ay olduğu için, bir yılda 12 kez güneş tutulması gözlenirdi. Ayın 4 evresinden biri olan yeni ay evresinde ay, güneş hizasından yeni ayrılmıştır. Güneş battıktan sonra batıda incecik olarak görünür. Güneşe dönük olan parlak yüzü dünyadan görünmez çünkü ay, dünya ile güneş arasındadır. 6. Sınıf Sevgi Yayınları Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 27 ile ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir, aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz.